Topuk dikeni, obezite, düz taban ve topuk kemiğini ayak parmaklarındaki kemiklere bağlayan bağ iltihaplanması gibi nedenlerle ayak topuğunda kalsiyum birikmesine bağlı meydana gelen kemik çıkıntısı veya kemik büyümesidir. Dinlenme halindeyken sessiz kalan, ancak hareket edildiğinde kendini hissettiren ağrılarla belirti veren ve ağrının gün sonuna doğru şiddetini artırdığı ortopedik bir sorun olan topuk dikeni, günlük hayatta kişinin hareketlerini kısıtlayan bir sağlık sorunudur. Topuk kısmında çivi ya da taş olduğu hissini veren topuk dikeninde yaygın görülen ilk belirti, topukta meydana gelen ağrı. Bu ağrı genellikle gün sonuna doğru şiddetini artırmaktadır. Genellikle ayak bağlarına baskı yapılması ve kemiklerde oluşan stres ve zorlanma sonucu meydana gelen topuk dikeni, sert bir zeminde yalın ayak bir şekilde yürüme sonucunda tetiklenir. Şiddetli bir ağrı yaşanmadığı sürece kişilerin fark etmediği bir sağlık sorunudur. Erken teşhisle tedaviyi mümkün kılan bir hastalıktır. Önemli olan teşhis sonrası uygun tedavi yöntemi belirlenerek sürecin ilerlemesi. İstirahat, buz kompresi, topuğu sabitleyici cihazlar, ağrı kesici kremler ve masaj topuk dikenine iyi gelen yöntemler arasında yer almakta. Bu yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması topuk dikeni şikayetlerinin hızlı bir şekilde azalmasını sağlar. Peki topuk dikeni neden olur? Topuk mahmuzları topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsiyum birikmesi meydana gelince oluşur. Yumuşak doku tendonları, kaslar veya plantlar, fasyanın kronik olarak gerilmesi ve tekrar tekrar yırtılması sonucu oluşan lokal iltihabi süreç, kalsiyum birikmesinin yaygın bir nedeni. Plantar fasya topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan bağ dokusu şerididir. Topuk dikeni, özellikle uzun koşu ve atlama yapan sporcular arasında daha yaygındır. Peki, topuk dikeni için risk faktörleri hangileri? Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere aşırı stres uygulayan yürüyüş anormallikleri. Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş veya koşu. Uyumsuz veya kötü giyilmiş ayakkabılar, özellikle uygun kemer desteği olmayanlar. Aşırı kilo ve obezite. Evet, plantar fasitle ilişkili diğer risk faktörleri ise şunlar: ilerleyen yaş, plantar fasyanın esnekliğini azaltır ve topuğu koruyan yağ yastığını incelterek riskli artışa neden olur. Kadınlarda daha sıktır. Topuğa darbe almak ya da ayak burkulması gibi nedenlerle ayakta yumuşak doku hasarı topuk dikenine yol açabilir. Şeker hastalığı, günün çoğunu ayakta geçirmek, sık sık ve kısa süreli aşırı fiziksel aktiviteler yapmak, düz tabanlık veya yüksek ayak kemiğine sahip olmak. Peki topuk dikenine neden olabilecek tıbbi durumlar hangileri? Reiter hastalığı, ankilozan spondilit, plantar fasit ve aşil tendiniti. Topuk dikenini nasıl anlarız? Topuk dikeni, topukta ağrı yapan diğer hastalıklarla ve ayakla ilgili farklı problemlere benzer belirti gösterdiğinden kişinin kendi başına tanı koyması mümkün değil. Tanı için mutlaka bir doktora gitmeniz şart. Topuk dikeninin teşhisi için ilk olarak hastanın tıbbi hikayesi alınır ve şikayetleri sorgulanır. Hastada topuktaki ağrının yeri, şiddetinin hangi zamanlarda artıp azaldığı gibi özellikler tanı için önemli. Yine hastada topuk dikeni için risk faktörlerinin olup olmaması da teşhis için yol gösterici. Topuk dikeni muayenesinde doktor hastanın ayağında kızarıklık, şişlik gibi iltihaplanma belirtileri varlığı araştırılır. Topukta hassasiyet olması, topuk dikeni teşhisi için önemli bir bulgu. Topuk dikeni tanısındaki en önemli tetiklerden biri X-ray ışınlarla çekilen ayak grafisidir. Topuktaki kemiksel çıkıntılar gözle görülebilecek boyutta olmayabilir, ancak grafide bu yapılar net bir şekilde görülebilir. Evet, şimdi gelelim topuk dikenine ne iyi gelir? Bu sorunun cevabını sizlere aktarmak istiyoruz. Topuk dikenine iyi geldiği söylenen malzeme ve yöntemleri incelemek üzere hemen sizlere şu bilgileri vermek istiyoruz. Buharlaşan merhem ve bal kürü. Topuk dikenine çok iyi geldiği söylenen pratik çözümlerin başında buharlaşan merhem ve bal karışımı geliyor. Buharlaşan merhem nedir derseniz, sizlere şöyle açıklayalım. Çocukken boğaz ağrılarımız olduğunda annelerimizin sürmeden edemediği mentolli aromasıyla hepimizin hafızasında yer alan o meşhur merhemler.
Evet, bir yemek kaşığı kadar buharlaşan merhemle bir tatlı balı karıştırın ve ağrılı bölgeye sürüp streç filme güzelce kapatın. Bu şekilde bir gece uyuyup uyanın ve uyandığınızda ayağınızı güzelce temizleyin. Bu işlemi ağrı durumunuza göre 7 ila 10 gün boyunca her gece uygulayın. Ağrılarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Bir başka yöntem, pul biber ve kuru üzüm kürü. Çekirdekli ve siyah kuru üzümlerinizi ve pul biberlerinizi hazırlayarak işe başlayın. Toplam 9 gün boyunca sürecek bu kürün ilk 3 gününde yaklaşık 10-15 adet kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte dövüp ağrılı bölgeye koyun ve streç filme sarıp çorabınızı giyin. Bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda kuru üzümleri çıkartın ve bu şekilde 3 gün kuru üzümleri ağrılı bölgeye sarın. Ardından 3 gün boyunca pul biberi havanda ezerek ayağınıza aynı şekilde uygulayın. Son 3 günlük sürede ise pul biber ve siyah çekirdekli kuru üzümü karıştırıp birlikte havanda ezin. Bu karışımı ağrılı bölgenize uygulayın. Toplam 9 günün sonunda ağrılarınızın geçtiğini fark edeceksiniz. Evet, şimdi de bir başka küre geçiyoruz. Kuru soğan kürü. Bir adet kuru soğanı haşlayıp ezin ve oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ardından ağrılı bölgeye bu soğan püresini yayıp temiz bir poşet ya da streç filmle ayağınızı güzelce örtün. Üzerine de çorabınızı giyip gece bu şekilde yatın. Sabah kalktığınızda ayağınızı sabun ve suyla güzelce yıkayıp durulayın. Bu işlemi de ağrılarınızın durumuna göre 7 ila 10 gün kadar uygulayın. Bir başka yöntem, kekik kürü. Ayaklarınızı yıkayabileceğiniz genişlikte bir kova ya da leğene sıcak suyu aktarın. Suyun içine yaklaşık bir çay bardağı kurutulmuş kekik ilave edin ve suyun ılımasını bekleyin. Su ılıyınca ayaklarınızı bu suya koyun. 30-40 dakika kadar bu şekilde bekleyin. Ağrılarınız azalana kadar bu işlemi tekrarlayın. Bir başka yöntem, limon. Antioksidan bakımından güçlü yiyeceklerin başında gelen limonlardan bu süreçte destek alabilirsiniz. Ağrılı bölgeye taze taze kestiğiniz bir limon dilimi koyun ve etrafını bir bandaj, poşet ya da bezle sarıp çorabınızı giyin. Bu şekilde uyuyup sabah uyanınca limon dilimini çıkartın. Ağrılarınızın durumuna göre ortalama 7 ila 10 gün kadar bu işleme devam edin. Ağrılarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Bir başka yöntemimiz buz. Topuğunuzdaki ağrıyı azaltmak için buzdan destek alabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye yaklaşık 15 dakika boyunca buz uygulayın. Bunu günde 3-4 defa yapabilirsiniz. Ancak dikkat edin, ayağınızın buz dolayısıyla üşüyebileceği ve bu da soğuk algınlığı gibi hastalıklara sebep olabileceği için bu uygulamayı sıcak havalarda tercih etmeniz önemli. Ve egzersiz. Topuk dikeninin oluşturduğu ağrıları dindirmek için doktorunuzun da size önereceği egzersizleri düzenli olarak yapmanız önemli. Yaygın olarak önerilen egzersiz yöntemlerinden birisi, plastik bir şişe ya da top veya merdane gibi yuvarlak hatlı bir malzemeyi ayağınızın altına alın ve topuğunuzdan ayak parmaklarınıza kadar yuvarlamaya başlayın. Bu uygulamayı yaklaşık 5 dakika boyunca yapın. İhtiyaç duyarsanız günde 4-5 defa tekrar edebilirsiniz. Eğer buzun etkisinden faydalanmak isterseniz plastik şişenin içine buzlu su da doldurabilirsiniz. Peki topuk dikeninin oluşmaması için nelere dikkat etmek gerekiyor? Son olarak bunu aktaralım, videomuzu noktalayalım. Çıplak ayakla dolaşılmaması, çok fazla kilo alınmaması, babet tarzı ayakkabıların tercih edilmemesi, ince tabanlı ayakkabıların kullanılmaması, uygun ayakkabı seçimi gibi önlemleri mutlaka dikkat edin. Videomuzu burada noktalıyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.